edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri o. Kimi kaynaklar 200'den, kimi kaynaklar 400'den fazla eser kaleme aldığını belirtiyor. Yazdığı eserlerin bazıları ise senaryolaştırıldı. Tüm bunları yapansa yıllarını yaşadığı rahatsızlık sebebiyle herkesten uzak, içine kapanık, ağlayarak geçiren bir gençti. Üstelik okula gidememiş, okuma yazmayı bile kendi evinde öğrenmişti. Evet, Kemalettin Tuğcu'dan bahsediyorum. Dönemin çocukları tarafından en fazla okunan yazar. Ama dönemin çocuklarının tanımları farklı. Tuğcu uzun yıllar boyunca hiç durmadan yazdığı için bu tanım 50'li, 60'lı ve 70'li yılların çocuklarını kapsıyor. Çocuklarda triyakilik yaratan kitaplarının sırrı ise yazarın çekilen acılara dışarıdan tarafsız bir gözle değil, acıya alışkın biri olarak içeriden bakmasıydı. Yeğeni Nemika Tuğcu'nun Sırça Köşkün Masalcısı başlıklı biyografisi bize onun gerçek hikayesini sunuyor. Gelin usta yazarımızı daha yakından tanıyalım. 1. Dünya Savaşı'nda iki kez yaralanmış binbaşı Galip Bey ile çok güzel kemanç olan, kültürlü bir ev hanımı olan Şaziment Hanım'ın ikinci çocuğuydu. Doğduğunda takvimler 27 Aralık 1902'yi gösteriyordu. Doğumu ailesine mutluluk getirmeliydi ama beklendiği gibi olmamıştı. Bir evlatları olduğu için muhakkak ki sevinmişlerdir ama küçük Kemalettin ayağında bir sakatlıkla doğmuştu. Ayak tabanlarının doğuştan içe dönük olduğu söyleniyor. Ailesi onu dönem şartlarına uyarak çıkarmıştı kuktıya götürmüş. Ayakları tahtalarla sarılmış ama onun can acısına, feryatlarına dayanamayan babası sargıları açmış. Hatta ikinci kez sarıldığında da aynı şeyi yapmış. Bu olayla ilgili Kemalettin Tucu'nun, işte babamın acıma duygusu yüzünden ben sakat kaldım ve ömrüm boyunca sakatlığın bütün ıstırabını çektim. Bu sakatlık yüzünden gençlik hayatımı yaşayamadım ve okula da gidemedim. Çünkü her iki ayağımda da yaralar açılır, aylarca yürüyemezdim. Ancak evin içinde dizlerimin üzerinde dolaşabiliyordum dediği söylenir. Kemalettin Turcu bu şekilde yaşamak zorundaydı haliyle zor bir çocukluk geçirecekti. Ülkenin en karışık dönemlerinde çocuk olmak yeterince zor değilmiş gibi üstelik. ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde 6, 31 Mart olayı olduğunda 7 yaşındaydı. Dedesi Ömer Bey'e ait köşkte dünyaya gelen Tuğcu, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yıllarca yatalak olarak yaşamış. Maddi durumları ilk yıllarda iyiymiş ama söylendiğine göre yaşadıkları birkaç yangın sonrası her şey tersine dönmüş. Artık geçim sıkıntısı çeken bir ailenin Yatalak oğluydu. Babası, abisi Nurettin'i okuma yazma öğretirken küçük Kemalettin de onları dinleyerek okuma yazma öğrenmiş. Babası Galip Tuğcu, Çanakkale'de 27. Alay, 3. Tabur, 4. bölük komutanlığına atanmış. Çanakkale'de Saat Mahallesi'nde bir evde oturmuşlar. Babası Galip Bey'den uzunca bir süre haber alamamışlar. Tuğcu 13 yaşındayken İstanbul'a dönmüşler. Günlerini, senelerini yattığı yerden hayaller kurarak geçirmiş. Hiç bilmediği, gitmediği ve gidemeyeceği yerlere hayallerinde uçup gidivermiş. Yürüyemediği, oynayamadığı bu yıllardaki acısını, hüznünü atması ve bir parça da olsa teselli bulabilmesi için annesi tarafından yazmaya yönlendirilmiş. O ağlarken annesi hemen defter ve kalemle tanıştırmış onu. Büyük bir bahçe içinde olan Çengelköy'deki köşklerinde daha 13 yaşındayken yazmaya başlamış. Savaş yıllarında başlayan bu yazma merakı bütün ömrü boyunca devam etmiş. Şartları sebebiyle melankolik bir insan olmuş küçük bir çocuk ama okula gidemiyor. Arkadaşları olmuyor, koşup oynayamıyor. Kendisine gerçek dünyanın dışında bir hayal dünyası kurmuş. Orada kendine mutluluklar yaratmış. Ben annemin iç acısıydım. Sakat doğduğum için gizli gizli ağlardı. Annem beni yanından hiç ayırmazdı diyerek anlattığı annesi Şazimen tanımla hep yakın olmuşlar. Babası Binbaşı Ali Galip Bey ile ilişkisi ise tıpkı romanlarındaki kahramanlarına yaşattığı gibiymiş. Yani mesafeli bir baba oğul ilişkileri varmış. Kitaplarının biyografi kısmında Kemalettin Tuğcu'nun hayatı anlatılırken şu cümlelere muhakkak yer verilirmiş. Hiçbir okula gitmedi ve özel olarak da ders almadı. Kendi kendisini yetiştirmiş ve tercümeler yapacak kadar da Fransızca öğrenmiştir. Bütün gençliğini Çengelköy'deki köşkte toplumdan uzak olarak geçirmiş. Bu arada roman, hikaye, şiirler yazmış. Küçük el sanatlarının hemen hepsini öğrenmiştir. İlk romanını 13 yaşında yazmıştı ama söylendiğine göre bu ilk romanı tüm emeklerinden vazgeçerek yakmıştı. Dayısından Fransızca öğrenmiş, okuduğu kitaplarla Fransızcasını geliştirmişti. İleride çeviri yapabilecek kadar ilerletmişti Fransızcasını. 20'li yaşlarında Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde ameliyat olunca koltuk değneğiyle de olsa yürümeye başlamış. Kemalettin Tuğcu 21 yaşındayken Cumhuriyet ilan edildi. İstanbul'un işgalini de kurtuluşunu da gördü. 1928 yılında Ankara yakınlarındaki Irmak İstasyonu'nda Ankara-Çankırı Demiryolu'nun yapımı ambar memuru olarak çalışmaya başladı. Bu görevi sırasında köylü, işçi, yüzlerce kişiyle birlikte oldu ve onların yaşamlarını izleme fırsatı buldu. İşçilerin çoğu ile birlikte sıtma hastalığına yakalanınca İstanbul'a döndü ve tedaviye başladı. Tedaviyi görüp iyileştikten sonra Beylerbeyi Sıhhiye Deposu'nda marangozluk yaptı. Berlitz Mektebi'ne giderek daktilo öğrendi. 1928 yılında harf devrimiyle yeni harfleri halka öğretme seferberliğine bir fırında ders vererek katıldı. 1932 yılında Tahsin Demiray'ın matbaasında çalışmaya başladı. Bu matbaa sonradan Türkiye Yayın Evi adını aldı. İki yıl matbaada çalıştıktan sonra 1934'te idarecilik görevini üstlendi. Burada Tahsin Demiray ile birlikte çocuk edebiyatının tükenmez kalemi Yavru Türk Mecmuası'nı çıkarmaya başladı. Mürettiphanede çalışırken bir yandan da Fransızcadan Çırak Uçman kitabını çevirdi. Tuğcu'nun ilk romanı 1936 yılında yayımlandı. Türkiye'nin hızlı bir değişim geçirdiği, özellikle köyden kente göçle birlikte kentlerin büyüdüğü, şehir merkezlerinde ahşap evlerin yıkılıp apartmanların inşa edildiği yıllardı. Kemalettin Tuğcu'nun romanları çok sayıda okura ulaştı. Okurları çoğunlukla çocuklardan ve gençlerden oluşuyordu. Tuğcu'nun yazdıklarını okurken ağlar, üzülürlerdi. Kemalettin Tuğcu'nun hayatını kitaplaştıran yeğeni Nemika Tuğcu'nun dediği gibi, yazarın hiçbir kitabında Cinayet, tecrübüs, işkence yoktu ama gaddar üvey babalar ve kötü ruhlu üvey anneler vardı. Çocuklar dayak yer, evden kovulur ama hikayelerin sonları iyi biter. Hak yerini bulur, çalışan, dürüst olan kazanır. Memleketimizin kaç neslini okumayı sevdirdi kim bilir Kemalettin Tuğcu. Sayısız yazıyla o Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar uzanmış bir yazar. Kemalettin Tuğcu'nun yazarlık serüveni yeni bir yola girmişti. Arka arkaya romanlar basılmaya başlanmıştı. Kitaplarından Ayşecik ise ayrı bir ilgiyle karşılandı. Sinemaya da uyarlandı. Daha sonra pek çok eseri önce sinemaya, daha sonra da televizyona uyarlanacaktı. Ayşecik, Kolsuz Bebek, Yüz Karası, Baba Evi, Mercan Kolye, İki Arkadaş, Küçük Besleme, Hır Hırsız'ın oğlu, Üvey Baba, Canım Annem gibi dizi ve filmler aslında Kemalettin Tuğcu'nun dünyasından gelmişti. Kemalettin Tuğcu ömrü boyunca çalışmış, çabalamıştı. Nasıl ki kitaplarının ana teması genellikle ekmek kavgasıydı, onun da mücadelesi hep ekmek yolunda olmuştu. Pek çok işte çalışmıştı. Ama ne ilginçtir ki ilkokul diploması olmadığı için devlet dairesine girip memur olamazdı. 1941 yılının baharında Beyhan Hanım'la evlendi. Mutlu bir aile yaşamları oldu. Kemalettin Tuğcu hayatı boyunca engellilerin vergi indiriminden yararlanmadı. Kendisine yararlanması gerektiği söylendiğinde ben evimden çıkıp 56 numaralı otobüse binmek için yürüyerek durağa kadar gidebiliyorum. Çalışıyorum ve para kazanıyorum. Sakatlığım yaşamama, para kazanmama engel olmadığına göre böyle bir indirimden yararlanmam da gereksiz demişti. 1943 yılında Türkiye'nin ilk kadın dergisi Ev İş Moda albümü gibi kadın dergilerini yönetti. 1936 yılından sonra hemen hemen İstanbul'da çıkan bütün çocuk dergilerinde şiir, hikaye ve çocuk romanları yazdı. 1932 yılından beri çalıştığı Türkiye yayın evinden 20 yıl kadar sonra ayrıldı. Sonra Doğan Kardeş dergisine geçti. 1955 yılında ise Hayat Mecmuası'nda çalışmaya başladı. 1974 yılında emekli olan Kemalettin Tuğcu, bundan sonra da kızıyla birlikte haftanın birkaç günü danışman olarak Hayat mecmuasında çalışmalarını sürdürdü. Eşi Ayşe Beyhan Hanım 1985 yılında hastalandı ve 5 Haziran 1987'de vefat etti. Hayatı boyunca birçok kitabını da yakmıştı Kemalettin Tuğcu. Nuriye Akman'ın onunla yaptığı söyleşide niye yaktığını şöyle açıklamıştı. Evet, neden yaktım? şiirimle anlatayım yaktığım kitaplarım onlar benim ömrüme alıp giden kuşlardı yıllarca oyalamış beni oyalamışlardı onlar benim aşklarım kara sevdalarım kimi bitmiş tükenmiş kimi daha yarımdı onlar benim gözyaşım kanım alın terimdi onlar benim boşalmış ilaç şişelerimdi Popüler edebiyat savunucuları karşı söylemlerinde Kemalettin Tuğcu romanlarında öne çıkan yoksulluk, üveylik, yetimlik, iç göç gibi temaların ve romanların dokunaklı olay örgüsünün duygu sömürüsünü açık bir şekilde okuru olumsuz etkilediğini savunurlar. Oysa Kemalettin Tuğcu, yazdıklarım hep güzel biter, umut verir, yazdıklarımda hiç kimseyi öldürmemişimdir. Çünkü çocuklar cinayetten hoşlanmazlar der. Tuğcu'nun eserlerinde insana keder ve hüzün veren pek çok öge olmasına karşın bunlar okuyucuyu karamsarlığa ve umutsuzluğa itmez. O, bütün insani duyguları hisseden ve bunu okuruna da hissettirmek isteyen bir yazardı. Eserlerini atasözleri ve deyimler bakımından zengin tutuyor, geniş bir kelime kadrosu kullanıyordu. Amacı çocukların kelime hazinesinin gelişimine katkıda bulunmaktı. Her zaman yazma meselesiyle içli dışlı olan Tuğcu kendini hiçbir zaman edebiyatçı olarak görmemişti. Ben edebiyatçı değilim, romancı değilim. Ben yazı yazma hastasıyım diyerek hislerini ifade etmişti. O yazma eyleminin kendisine tutkuluydu. Raporaj vermekten ve fotoğraf çektirmekten hoşlanmayan Tuğcu pek tanınmak istemiyordu. 1990 yılında katarakt ameliyatı oldu. Yine de gözleri iyi göremedi. Şiir yazma hevesi çok küçük yaşlarda başlayan yazarın Gelişi Güzel isimli şiir kitabı 1995 yılında yayımlandı. Tuğcu 18 Ekim 1996'da 93 yaşındayken hayatını kaybetti. Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kitapları köylere kadar ulaşmış, kitap evlerinin vitrinlerini onun kadar süsleyen başka bir yazarımız olmadı. Edebiyat iddiası taşımadan mahallemizin, sokağımızın acılı insanlarını yazdı. Modern zamanların yürekli masalcısıydı o. Acısıyla, tatlısıyla bir Kemalettin Tuğcu geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.''